Sinan bizi köşede bekliyormuş. Uf. Sonunda eğleneceğiz. Ay ben bir kendime geleceğim. Kuzi bak bu gece love durumları olabilir, sonra söylemedi deme. Şşt. Yağmur. Sana diyorum. Söylediklerimin bir haber değeri yok mu? Normalde çocuğun 7 sülalesine kadar sorgularsın sen. Kimmiş? Biraz ezber bozan bir tip. Yani senin çok onaylayacağını sanmıyorum ama. Ben tanıyor muyum çocuğu? Olabilir. Bak hemen atarlanmak yok duyunca, tamam mı? Ay tamam Naz, hadi söyle kim ne? Ne adı bu çocuğun? Ne? Ne Akgün'ü ya, sen deli misin? Saçmalama, hayır olmaz. Akgün'le hiçbir olmaz. Ne diyorsun ya, ne Akgün'ü? Akgün demedin mi sen? Yok demedim. Ay, pardon, pardon. Senin kafan biraz gidik bu gece. Neyse, tanışınca görürsün. Ne haber? İyi madem. Ne bu surat böyle? Bir şey yok. Ben kaçıyorum gençler, içeride görüşürüz. Bu niye heyecanlı bu kadar? Klasik Naz. Ne bekliyorsun? Akgün değil mi o ya? Bıraksana bir kanka. Bırak. Ne haber? İyidir sana. İyidir. Kutlama yapacağız, gelsene. Eyvallah, bir dahaki sefer. Eyvallah. İyi eğlenceler. Sağ olasın. Kaan bırak diyorum, duymuyor musun ya? Ne oldu Yağmur ya? Sarıldım sadece. Hayır, Akgün'den mi çekiniyorsun? Anlamadım ki ben. Tamam, öyle demek istemedim Yağmur. Bayağı bir iyiymiş yalnız bu Akgün. Sevgilisi falan var mı? Tuvalete gidiyorum ben. Yağmur. Selam. Sen. Hatırladın mı beni? Soner. Bize iki tane kokteyl içersene. Çok güzel olmuşsun. Eray'la beraber mi geldiniz? Yok. Eray nerede? Eray'ın bir işi çıktı, onun yerine ben geldim. Ne demek onun yerine ben geldim? Yani şöyle, biz hani böyle kötü bir başlangıç yaptık ya seninle. Onu telafi ederim şeklinde düşündüm. Sen benim burada Eray'la buluşacağımı nereden biliyorsun? Daha dün tanıştınız, hemen muhabbeti ilerletmişsiniz. Sen kimsin ki? Sana ne? Bir müsaade edersen ben kendimi ifade etmeye çalışacağım şimdi. Şimdi bu Eray... Eray'ı sen bizim bir çalışanımız gibi düşün. Biz onun sahibiyiz yani. Sen de böyle modern... Açık fikirli bir kızsın. Orijinali dururken çakmasına tenezzül etmezsin diye düşünüyorum. Sen ne saçmalıyorsun ya? Yani Soner'e bir şans ver diyorum. Anladın mı? Gider misin buradan? Bu yaptıklarını Eray'a söyleyeceğim, bu terbiyesizliği. İyi tamam, söyle, söyle Eray'a. Ama şu anda hoşlandığı kızla buluşmaya izin veren de o, anladın mı? Telefonu bende. Telefonu da bende. Ben yoksa nasıl bileceğim sizin konuşmalarınızı, yazışmalarınızı, ha? Sen bizim konuşmalarımızı mı okudun? Özel miydi? Pardon. Hemen zaten muhabbete girmişsiniz. Çok hızlı ilerlemiş aranızdaki şey. Ama şimdilerde böyle oluyor değil mi? Benim de ağzım güzel laf yapar. Bak şimdi ne yap biliyor musun? Sen şu önündekini bitir, biz şöyle daha sakin bir yere gidelim, orada kaynaşalım, tamam mı? Sen beni ne zannettin?
seni söyleyeceğim ben. Peçete getirsin bir tane. Akgün! Akgün! Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Öldürecektin adamı. Yaşıyor ama değil mi? Ya sen nasıl bir canavarsın? Lan söyleyeceğim seni babama, tamam mı? Göreceksin ya, o zaman. Ya ne gördüysen anlat Yağmur. Nasıl bu kadar? Dokunma bana! Ne yapacaksın? Ya bana da vuracaksın. O adam niye özür diliyor benden? O adam kim sen biliyor musun Yağmur? Ha? Geçen gece mekanda kafanın üstünden böyle piu 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 diye geçen kurşunları azmettiren kansız o. Senin canına kastetti o. Bedelini ödemeden de böyle dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Anladın mı şimdi niye özür diledin Esen'den? İnanamıyorum ya. Kanun var, yasa var. Sen kimsin? Suçu adamları üstlendi. Kendisi böyle dışarıda canının istediği gibi. Orası senin, burası benim. Mekan mekan dolaşıyor ya bu kansız. Hayır, ben senin içini gördüm ya. Sen böyle bir yaratık değilsin. ya yanlış yerlere bakmışsın Yağmur sen ya. Yanlış yerlere bakmışsın Yağmur. İlk mukatım 15 yaşında yaşadım ben işledim. Okulda bir çocuğu komalık ettim Yağmur. Arkasından sayısız adam yaralama, silah bulundurma. Sayısını bile hatırlamadım böyle bir sürü icraat. Sicilim var benim. Anlatabiliyor muyum kızım? Adli sicil var bende. Böylece hayatın gerçekleriyle de tanışmış oldum. Öyle. Öyle. Yani insan öğrenerek büyüyor Yağmur. Sen de büyü biraz. Bitti bitti o, bitti. Vedalaşalım. Şimdi söyleyeceğim şey bir miktar canını sıkabilir, sinirlendirebilir ama tepkilerini ne olur sebep sonuç ilişkisi üzerinden değerlendirirsen tamam. Tamam. Şimdi bu Fatih'ten arkadaş. Ne yaptın adama? Bir dur da ya bir şey. Ne yaptın ya? Hesap sordum değil mi? Teklifi geri aldı diye. Rezil ettin beni ya. Hayır ya bir dur ya. Bir dur bir anlatayım ya. Ne yaptın ya? Şimdi bu Fatih'ten adam. Kapıya geldi. Hangi kapıya? Buraya. Biz buraya yemek yerken gelen Fatih miydi? Tabii. Fatih geldi kapıya. Şimdi... Yağmur şimdi üniversiteyi kazandı ya, ondan sonra bu işi duymuş bir yerden, haberini almış. Hediye mi ne getirmiş böyle, elinde bir paket, duruyor kapıda. Hayırlı olsun dedi. Dedim sağ ol. Biraz durduk. Böyle baktık biraz. Şimdi Yağmur'un daha üniversite sonuçlarının açıklandığı daha bir gün olmamış. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bekle ya, biraz daha bekle de yani. İki gün geçsin falan, ondan sonra telefon aç bir şey. Biz burada zaten zar zor bir yere geliyoruz aile olarak. Hani ne yapmaya çalışıyorsun? Sonra gel. İçeri almadan sepetledin adamı. Hayır, o kadar sert bir şey yapmadım. Bana da haber vermedin. Ama haklıyım. Çocuk musun Selim? Allah aşkına ya, yapılacak şey mi? Yani zırt kapı öyle, bu arması aile evi ya. Ne yapacağım ben seninle ya? Yani ne yapacağım? Bozulacaksa da bana bozulsun. Nedir yani? Sen de bilmiyordum dersin. Kapanır gider. Bilmiyordum diyeceğim herhalde tabii ki. Bir özür dileyeceğim yani. Ha, dile özür dile. Çıkardım başıma. Aman bozma aranı. Bu kadar yıl bir insan bir gram değişmez mi ya? Şu an hakkımı yiyorsun. Şu an benim hakkımı yiyorsun. Ben acayip değiştim. Değiştin. Nasıl konuşuyorsun ya? Ne? Biz üniversitedeydik, birinci sınıfta daha beraber değildik. Evet. Bir çocuk vardı. Evet. Benden hoşlandığını sanıyordun. Evet, hatırlıyor musun onu? Evet, tabii ki. Hatırlıyorsun tabii. Tabii ki hatırlamaz mısın onu? Tabii ki hatırlarsın. Uluslararası hukuk notlarını alıyordu senden sürekli. Bak. Nefesim kesildi ya. Sarı kafa. Sarı kafa. Evet. Kızlar yurduna not almaya gelir miymişmiş.
Gerilir miymişmiş tabii. Adamın senin odanın kapısında ne işi var Canancığım? Beni konuşturuyorsun. Ne koydum kafaya ama? Kim kafasına? Ah ne koydum kafaya? Kafaya mı koydun? Kim kafasına koydu? Nasıl? Ay saçmalama nasıl? Ne? Ne? Nasıl bir dakika? Ya çocuk seni kantinin ortasına dövdü. Beni kantinin... Yaka paça attı sokağa. Ya gözünde bir hafta böyle morlukla dolaşıyor. Benim gözümde? Tabii ya millet dalga geçiyordu seninle. Bu iftiradan ya, sakla ya Rabbim. Bırak Allah aşkına ya. Böyle şey olur mu ya? Ama ben o zaman tabii anlamıştım senden kurtulamayacağımı da. Şimdi kurtuluyorsun işte ne güzel. Duydum. Açayım. Ne haber canım? Ay iyi, senden ne haber? İyi, bir şey soracağım. Oh. Savcım da buradaymış. Ben bir şey bölmüyorum değil mi ya? Yo, neyi böleceksin ya? Yok ya, neyi böleceğim? Saçmalama böyle bir şey olur. İyi. Hani ikinizi de bulmuşken sorayım o zaman ben. Ya bir arkadaşın arabasını bağladılar trafikte hacizden. Ben diyorum ki bir itiraz etsek onu arabayı almamız mümkün olur mu? Yani var mı öyle bir şey? Yok, onun borcunu ödemesi lazım tabii. Çünkü her haciz kararlı aracaya koymuyorlar. Şimdi senin arkadaşın kendi yakalama kararı çıkmış. Ama onun faizi de yüksektir, hani dikkat etsin. Deme be. Olmaz yani bir şey. Olmaz herhalde. Olmaz. Selim be, biz geldiğinden beri hiç oturamadık seninle. Bir otursak, bir sofra kursak, ha iki bacanak. Evet ya, Selim de zaten şeydi, çıkıyordu. E ya muhabbet ederiz işte. Bir işin yoksa tabii. Yoktu, en son yoktu. Tabii, var mısın? Sen de oturalım, benimle biraz... Öyle mi? Ha. Hı. Görüşürüz canım. Görüşürüz. İyi akşamlar. Oğlum neler oluyor böyle ya? Ne oldu ya? Oğlum yanı başımızdaki adamı öldürene kadar dövmüşler, bizim haberimiz yok. Ben onu çıkartılırken gördüm. Çok fenaydı. Çok kötüydü oğlum. Yani daha eğlenceli şeyler konuşamaz mısınız? Kapatın şu konuyu ya, sabahtan beri aynı şey. Naz. Senin lav durumların vardı. Ne oldu o iş? Tanıştıracaktın bizi Beyzade'yle. Boş ver. Şu halimize bak. Sözde kutlama yapacaktık. Ya Yağmur. Ne diyeceğim? Şu Akgün'le tanıştırsana beni ya. Manyak bir şeye benziyor. Ne demek o? Ne bileyim. Sen söyle. Atmışsın adamı evi. Ne yaptınız gece gece? Kız bana bak, çocuklara yakalanmasaydınız da çocukların da şirazesini kaydırmayın. Hani bir boşanıp bir oynaşıp. Ya ne biçim konuşuyorsun anlamıyorum ki. Ya geldi, ya oturduk yani. Söylediğime de pişman etme beni şimdi. Ayrıca ne münasebet ya? Boşanıyoruz biz. Niye yapayım öyle şeyler? Bilmiyorum yani. Böyle biraz kafan karışık gibi geldi bana ama. Şş, bana bak bir şey söyleyeceğim. İkimiz tekiz şimdi burada. Hiç mi için gitmedi adama kız? Ay öf, gitmedi abla. Gitmedi. Tamam mı? Kapatıyorum hadi. Dur, ben kendi derdimi anlatamadım daha. Ya anlatma, tamam yetsin artık. Hadi bay bay. Allah Allah ya. Annene mi haber verdin? Evet. Oh Yağmur, in arabadan. Hiçbir yere inmiyorum, tamam mı? Bu halde seni hiçbir yere göndermem. Ya arabayı bir yere geçireceksin. Yağmur arabadan in, işim var. Ne oluyor?
Anne şunu arabadan indir, çok sinirli ve kötü bir şey yapacak. Canancığım yok bir şey, işimi yapmaya gideceğim. Selim in bir konuşalım hadi. Canancığım kapıyı bir kapatır mısın? İşimi yapacağım, geri geleceğim, bir şey yok. Altısın arabadan. Kızının halini görmüyor musun? Selim bir ikiniz de inin, bir sakinleşelim önce hadi. Al indim, tamam. Ne oluyor? Ha? Çok kötü geçti operasyon. Nasıl kötü geçti? Daha yeni başlıyoruz. Alo. Savcı Selim Kara, sen şu Latif'i bir ver bana. Şu Latif'i bana bir ver. Emredersin savcı. Ulan! Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Sen kimle dalga geçiyorsun lan? Bak, şimdi buradan çıkıyorum, oraya geliyorum. Sana yanlış nasıl yapılır gösteriyorum. Kolunla tutup sokağa atacağım seni. Duydun mu lan? Kolunla tutup sokağa atacağım. Bak, Halil Sadi'nin önüne atacağım seni. Onunla konuşacaksın. Ben senin biletini kestim. Bitti, bitti. Şimdi kapat telefonu, beni bekle. Oraya geliyorum. Yok gidemezsin böyle hiçbir yere. Sakinleşmen lazım, böyle gidemezsin. Canan ben çok sakinim. Şu anda çok sakinim. Değilsin. Sakinim Canan. Değilsin ama. Herif şu anda bana gülüyor ya. Herif şu anda bana ağzını açmış gülüyor orada ya. Kim? Benle dalga geçiyor herif ya şu anda. Kim? Selim kim? Kim o? Kim dalga geçiyor? Kim ya? Gizli tanık. Şimdi gideceğim. Kolundan tutacağım, sokağa atacağım herifi ya. Gizli tanığın hayatını riske mi atacaksın? Sen öyle bir şey yapamazsın bir defa. O kadar güzel yapacağım ki. Selim hayır. Sen emin misin bu adamın sana oyun oynadığına bir defa? Canancığım bak, anlamadığın işlerle ilgili lütfen fikir yürütme, tamam mı? Şimdi yol ver çıkayım lütfen, işim var. Emin değilsin işte, emin değilsin belli Selim. Yapma şunu işte. Canancığım iyi değilim ben. Ya anlıyorum iyi değilsin zaten de, yani başkası yaptıysa. Ne kim? Bileyim ekibinden biri ise. Canan saçma konuşuyorsun, bak iyi değilim ben, ne i̇yi olur. İyi değilsin, evet gerek. İyi değilsin, o yüzden de çıkamazsın lütfen Selim. Canan hayır. Lütfen hata gitmem. Hata yapacaksın bak. Canan gidebilir miyim Canan? Hayır. Başsavcı arıyor. Tamam ben şey yap, ben sakin sakin ol, şey yap. Buyurun Sayın Başsavcım. Adalet Bakanlığı müfettişi mi aradı? Tamam, tamam, tamam. Gerekirse soruşturma açılır. Ben gelir ifade veririm. Tamam. Tamam, kolay gelsin. Az önce konuştuğum başsavcı mı? İstanbul Başsavcısı, olay çok büyümüş ya. Bürokrasi Selim yani. Herkes söylemesi gerekeni söylüyor. Her şey nasıl bu kadar ters gidebilir ya? Her şey nasıl bu kadar ters gidebilir ya? Selim. Bir kendine gelemezsin artık, ne olursun. Yapma, tamam mı? Canan. Canan böyle bir rezillik olamaz ya. Böyle bir rezillik olamaz. Yani bütün emniyetin önünde ben alay ettiler ya. Ve ben orada benim kızım var ya yanımda. Benim kızımın yanında benle ben bu enkazın altından nasıl kalkacağım hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ama işte bu işin sorumlusunu yakaladığım zaman onun geçeceğim ama işte ben hayatımı adamışım ya davaya. Selim, kendini bu kadar hırpalama artık ya. Sen işini çok düzgün yapıyorsun, çok iyi yapıyorsun. Hatta o kadar iyi yapıyorsun ki. Bak yıllar sonra ilk defa ailenle bir zaman geçiriyorsun yani.
Yapma bunu kendine lütfen. Tamam mı? Ben başıma gelen her şeyi hak ediyorum canım. Başıma gelen her şeyi hak ediyorum. Tek tek hepsini hak ediyorum. Sana yaptığım şeyler yüzünden bu başıma gelen her şeyi hak ediyorum ben. Benim hak etmediğim tek şey ne biliyor musun? Sensin. Ben seni hak etmiyorum canım. Sen ne kadar büyük bir hediyesin benim için. Ben senin kıymetini bilmiyorum. Serap? Ay rahatsız etmiyorum değil mi? Yok canım, ne rahatsızlığı yok. Altay burada olduğunu söyleyince... Ha, bir şey mi oldu? Geçen gün bir gerildik seninle, üzerine de hiç konuşamadık ama. Yok yok, doğru, ben onu unuttum, hiç önemli bir şey değil. Aslında profesyonel bir konuda fikrini soracaktım. Ha, içeri gir. Gel gel, içeri gel.